7 yıl geçti. Bu yıl 7. yılını anıyor olacağız. 7 yıl aslında bir eve bir ölüm girdiğinde aslında evdeki bütün herkesi ölümlüyor. Kalanlar ölümleniyor. Ben annemi 33 yaşında kaybettim. Hep 33 yaşında hissediyorum kendimi. Yani 20 Temmuz 2015'deki Temmuz sıcağında Amara'nın o bahçesindeki ağacım ben. Yani kendimi öyle ifade ediyorum. Onun şeyinden çıkamıyorum maalesef. Çünkü bu ülkeye adalet çok geç geliyor. 7 yıldır yürüttüğümüz bir adalet mücadelesi var. Zorluklarla yürüttüğümüz cezaevi kampüsünde insani gereksinimlerimizi bile karşılayamadığımız bir ceza kampüsünde yürütüyoruz. 22 celse görüldü mahkeme. Biz artık bu heyetin bir şey yapmayacağını düşündüğümüz için reddi, hakim reddi yaptık. Reddetmemize rağmen bunu da reddeden bir hakim heyeti karşımızdaydı. Ve o hakim heyeti de ne hikmetse onlara hakaretten değil de tehdit ettiğimi baz alarak bize dava açtıklarını öğrendik geçen ay. Düşünsenize sizin annenizi öldürüyorlar. Sizin aslında geleceğinizi çalıyorlar. Ve bununla da kalmayıp kız kardeşinizi işten çıkartıyorlar. Bununla kalmayıp bursları kesiyorlar. Bununla kalmayıp annenize, giden annenize %50 kusurlu ilan ediyorlar. Sanki Suruç Türkiye'nin bir ilçesi değilmiş de başka bir yerin ilçesiymiş. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan bütün halkın hayatının can güvenliği o bulunduğu toprakta bulunduğu devletine aittir. Annemle beraber bütün yine bir bayram günüydü. Annemle beraber bütün yeğenimin küçük ve yani kız kardeşimin küçük çocuğu vardı. Onun eşyalarını paketledik. Ondan sonra annem yine orada dağıtmak üzere tabii ki annem Anadolu hümanizmi büyüyen bir kadın, Anadolu kadını orada çocuklara bir şeyler dağıtırım işte bayağı bir saat gidecekleri için işte börekler, poğaçalar o kadar çok şey yapmıştı ki ondan sonra onlara ayarlamıştık ama ben ameliyat olmuştum ben de gidecektim annemle. 3 gün önce ameliyat olduğum için, apandis ameliyat olduğum için burada kaldım. Ve annem gittiğinde sanki bir şey olacakmış hissiyatı olur ya böyle. Ama şey diyorsun işte, yani hani ne olacak ki izinler alındı, işte kaymakamla nüfus cüzdanları toplandı, oradan bir şekliyle gidilecek. Zaten bu kampanya bir aydır yürütülen bir kampanya. Yani her şeyiyle sıkıntısız. Bir de düşünsenize, annem bir tane şeyden çok etkilenmişti. Ezidi bir kadın var kamyon için üstünde. O çok dolaşan bir fotoğraftır. Siyah bir tane şeyi, çarşafı üstünden böyle çıkartıyor ve çıkarttığında şey var. Beyaz bir tane renkli bir çiçekli elbise var. Annem şey demişti. Yani bu kadınların yanında olmak lazım Yasemin demişti. Ondan çok etkilenmişti yani. Birçok insanın orada gaz bombasından boğularak öldüğünü biz sonradan öğreniyoruz. Ve düşünsenize orada anneniz ölüyor ve onun eşyalarını 6 yıl sonunda kanlı eşyalarını orada parçalanmış kıyafetlerini bir PTT kargosuyla sizin evinize gönderiyorlar. 6 yıl sonra yolcu ettiğim o evin ortasında annemin o eşyalarını açtığımda dehşete düştüm. Ve orada direkt orada o mağaranın içerisinde o ağacın altında o toprak kokusu, yanık et kokusu yani ben şey yapamıyorum yani bu süreci de böyle bir zor bir şekliyle atlattık. Yani ama ben inanıyorum ırmak olup
taşıyacağız ya biz bir gün. Yani bu inancım hiçbir zaman gitmiyor. Çünkü çok güzel insanları gönderdik. Yani adalete olan inancım bir zerre aşağı düşürmedi. Çünkü benim doğmamış çocuğuma bir sözüm var. Bu ülkeye mutlaka adalet gelecek. Mutlaka gelmeli. Suruç aydınlatılsa bütün katliamlar ışık tutacak. O yüzden apar topar bu katliamı kapatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama biz aileler 7 yıl değil, 77 yıl olsa dahi bu davanın peşinde olacağız. Çünkü gerçekten tarihin o tozlu raflarına bu katliamdan çıkan deliller, tarihler, kişiler, şahıslar katliamların hepsini aydınlatacak. Çünkü geçen gün biz gazete küfüründen öğreniyoruz ki Sultanahmet Sultanahmet'te bombayı getiren, tedarik eden kişinin aslında Suruc'a da aynı şekilde getirdiğini. Yani katliamların sıralaması aslında Suruç'tan geçiyor. Öfkeli çocuklar dediği, Ahmet Davutoğlu'nun öfkeli çocuklar dediği kimdi? Ya da Ahmet Davutoğlu'nun ben 2015 Haziran, 2015 Kasım arası konuşursam kimsenin birbirine bakacak yüzü olmadığı denen kitle kim? Yani o dönemin İçişleri Bakanı, Başbakanı, Cumhurbaşkanı hepsinden yani hepsinin bu süreçte sorumlu olduğunu düşünüyorum. O dönem bu kendini patlatan IŞİD, barbarı Suruç'ta. Onun ailesi diyor ki benim çocuklarım bir şeyler yapıyor diyor. Gelin diyor, gelin müdahale edin diyor. Ailesi ya, ailesi. Gidiyor bununla ilgili şey var, başvuru var. Ama bir şey yapılmıyor. Ve İçişleri Bakanlığı'na oranın MIT'ine, JİTEM'ine, bilmem nesine belgeler gidiyor. Orada bir şey olacak diyor yani. Urfa'da bir şeyler olacak diyor yani. Ondan sonra bu düşünülmüyor. Ve bomba patlatılıyor Suruç'ta. Biz diyoruz ki 3 ay gizli kararı kaldırılsın diye gitmediğimiz kurum, açmadığımız imza, attırmadığımız yer kalmadı ya. Yani 3 ay daha ben acımı yaşamamışım. Daha hiçbir şey yani ne olduğunu anlayamamışım ve ben bu sürecin içerisine girdim. Gizli kararı kaldırırsın ki hani hemen hızlıca aydınlatılsın demeye kalmadı. Ankara'da Suruç'ta kendini patlatan IŞİD barbarının abisi patlattı. Reyna katliamı, Sultanahmet bunların hepsi birbirine bağlantılı. Suruç çözüldüğü zaman, Suruç davasına adalet geldiği zaman bütün davalar otomatikmen çözülür. Çünkü bunlar istenerek zincirleme yapılan katliamlar. Ya umut ediyorum ki bu ülkeye bir gün mutlaka adalet gelecek. Çünkü umut bizim gibiler için ekmek gibi. O yüzden bu umudu çok sıkı ağlarla örgütleyip ırmak olup taşmak lazım. Yani artık bizim dayanabilecek gücümüz kalmadı. O yüzden duyarlı sivil aktivistleri bu zamana kadar Suruç katliamı oldu ama ben gidemedim, gelemedim, davanızda yer alamadım diyen zamanı olmamış olabilir. 20 Temmuz'da Haliç'teki alana oturmaya bekliyoruz. Yani her ay biz ayın 20'sinde orada oturuyoruz Haliç'te. Bu yılda tekrardan da orada oturacağız. O yüzden adalet arayışçılarını yanımızda olmaya davet ediyorum. Çünkü bizi güzelleştiren dayanışmadır.